Merhaba arkadaşlar. Adam Asmaca oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk baş bu ekle harf yapmıştık filan. De ben bu şekli biraz düzelttim. Bir tane picture box'ın arkasını beyaz yaptım. Biraz daha büyüttüm. Butonu bu tarafa taşıdım. Bir tane de label ekliyoruz. Şimdi label ekliyoruz. Bu labelin ismi ne? Label. Söylenenler yapıyoruz. Denenler. Daha önce de söylediğimiz bütün harfleri buraya yazacak. Yazacağız bu labelle. Şimdi form 1'e geliyoruz. Bir tane private void güncelle diye komut yaratacağız. Burada söylediğimiz harflerin listelenmesi için yapacağız bunu. Bir tane for each komutu yapıyoruz. String item in önceki neydi? Bakalım yaptığımız seçilen harfler. In seçilen harfler. Ve şunu diyoruz. Seçilen harfler bunu yazdıktan sonra ilk baş şuraya label söylenenler nokta text eşittir. Boş yapıyoruz. Label nokta söylenenler nokta text eşittir. Label söylenenler text artı item artı bir tane de boşluk bırakıyoruz. Bir de şu ekle harfimiz vardı hatırlarsak. Bunu sadece doğrular için yapar algı yaparsak. Biz bunu döngünün dışına koyalım ki daha önce söylediğimiz yanlış kelime olsa bile eklesin listeye. Buraya koyunca sadece bizim bildiğimiz kelimeleri ekler. Buraya koyunca bütün söylediğimiz harfleri ekleyecektir. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir tane şurada if buldu. Güncelle komutu koyacağız. Şimdi bir tane de şuraya geleceğiz. İlk baş diyeceğiz ki biz bu harfi daha önce söyledik mi tekrar mı söylüyoruz? Bunun için bir kontrol yapacağız. Bul söylendi. Eşittir false. İlk önce söylendiğini bilmiyoruz tabii ki. Ve bir tane de buraya for each var item in seçilen harfler if veri nokta toLower eşit mi tam nokta toLower yani ne olur ne olmaz ikisini de küçük harfle alıyoruz ki bir sıkıntı çıkarmasın bize. Bunu yap. Eğer öyleyse message box nokta show bu harfi daha önce söylediniz. Evet. Ve ne yapacağız? Söylendiği eşittir true yapacağız. Ve şuraya geliyorum. If diyorum. Söylendi. False'a ünlem koyuyorum başına. False'a diyorum. O zaman buraya girecek. Eğer zaten daha önce söylenmişse buradaki işlemleri yapmak bize hata vardırır. Vardırmaz da vardır. Yani söylediği halde tutup kelimeyi tekrar yazarız falan ederiz. Gereksiz olur. Ve şimdi bir tane de integer can hakkı tanımlayalım. Can hakkı iki kol, iki bacak, bir gövde, bir baş, bir tane de tahtasından 7 ediyor. Ve integer bir tane de kalan hakkımız diyoruz. Kalan hakkımız eşit olsun can hakkımıza. Kalan hakkımız can hakkımıza eşit olsun. Bir tane integer with integer bir de hack tanımlayacağız. Şimdilik bunlar dursun. Evet, bir tane şu olayı denememiz lazım. Hadi deneyelim bir tane. Oyuna başla dedik. Bir bit gidiyor. Z dedik. Yanlış olduğunu söyledi. Ve buraya yazdı. A dedik. Doğru olsa bile yazması gerekiyordu. Şimdi tekrar A'ya basıyorum. Bu harfi daha önce söylediniz diyor. Tekrar Z'ye basıyorum. Bu harfi daha önce söylediniz. Evet.
Evet, şimdi gerçekten düzgün bir şekilde çalışıyor şu an programımız. Çağrıcımız gerek var mı? Şimdi kelime de bul, ekli harf dedik ve bunu dedikten sonra şimdi biz eğer kelimemiz yanlışsa, harfimiz yanlış söylemişsek o zaman canımızın azalmasını istiyoruz. Doğru mu? İlk baş bilmediğimiz için false diyelim. Eğer şuraya geliyorsa ne oldu? Doğru mu? Eşittir. True oldu. Ve if diyoruz ki doğru mu? Yani değilse, yanlışsa o zaman kalan hakkımız negatif negatif. Eksi diyoruz. Ve bundan sonrasında da resim çizmeye başlayacağız. Paint komutuna gelelim. Ve diyoruz ki ilk önce bir pen tanımlıyoruz. Kalem. Şu durumu eşittir new pen color nokta black ve 12 genişliğinde olsun diyorum. Bir saniye şarjı bitmek üzere bunu takmamız lazım. Evet devam edelim. Şimdi bir saniye. Tamam. If eğer kalan hakkımız küçükse can hakkında o zaman diyoruz ki n.graphics.drawline kalem ve noktalar tanımlamamız gerekiyor. Şimdi ben 0 0 gibi noktalar tanımlamaktansa which hake'e göre yani 10 diye bir nokta tanımlamak zorunda 10 diye which hake'e göre bir oranlı konum tanımlamak istiyorum. Diyorum ki o yüzden which eşit olsun picture box yani pc box adam nokta which. Yani farklı çözünürlükteki bilgisayarlarda çıktığında adamımızın yarısı gözüküyor. Yarısı gözükmeme gibi bir durumu olmasın. Şimdi bunu yaptıktan sonra bununla ilgili işlemleri daha sonra yapacağız ama şimdiden temelini hazırlamak güzel olur. Which node bölü 10'da. 10'da birinde başlasın. Height biraz daha uzun olduğu için o 15'te birinde başlasın. İlk uzun çizgi düz dikey bir çizgi. O yüzden which bölü 10 yani konumu değişmeyecek. Height bölü 15 çarpı 14 uyumlu bir şey olsun ve bir tane de bu adama asarken yani şu dikey şuraya dikey bir çizgi koyduktan sonra bir tane de şöyle yatay çizgi yanına koymamız gerekiyor. Onu da ayarlayalım. e.graphics.drawline kalem nokta which bölü 10 hex bölü 15 Watch böyle 2'ye kadar yani yarısına kadar gitsin. Dikey yüksekliğimizde değişmesin. Şimdi bir tane deneyelim. İlk canımız yanlış olduğunda şimdi bir şehir dedi. Z dedim. Picture box adam. Paint neden olmadı? Ha, çünkü şurada şunu da yapmamız gerekiyor. Kalan hakkımız dedikten sonra picture pc box nokta in saniye. Yeniden çizmesi için invalide tek konumu komutunu kullanıyoruz. Böylece her yanlış hakkımızda yeniden çizmek isteyecek. Bakın çizdi. Şimdi devam ettirelim bu işlemi. If kalan hakkımız küçük can hakkı eksi birden yani diğer hatayı yaptığımız zaman o zaman e.graphics.drawline kalem which bölü 2 hex bölü 15'ten
bir küçük dikey yükseklik yaratacağız ip için. Ve height bölü 15 çarpı 12 olsun. Yok, 12 diyoruz. 3 olsun. Yani 5'e bölmek. Evet, bunu yapalım. Ve bir tane de daire çizmemiz gerekecek. Draw ellipse. Ellipse'i göremedik. Evet, ellipse kalem. Which bölü 2. Height bölü 5. Uzunluğu ne kadar olsun diyor bize. Which bölü 10. Height bölü 10 uzunluğunda olsun diyorum. 11. 10 uzunluğunda olsun diyorum. Bakalım bize nasıl bir görüntü çıkaracak. Z dedim, bu oldu. G dedim. Biraz adamımızın şey dışarıda oldu. Yani biraz daha içe doğru gelmesi lazım. O yüzden diyoruz ki which bölü 2'den de yani bitti yer değil de biraz daha küçük bir şey olsun. Eksi which bölü 10 diyelim. Biraz da kalınlıktan ötürü sanırsam bu sefer de tam şeye geldi. Diğer tarafına geldi. 3 bölü 2. Tam geçiyor ve 3 bölü 2 ekliyoruz. O zaman tam ortadan geçmesi için 3 bölü 10 ekliyoruz. 3 bölü 2'ye. 3 bölü 20 azaltmamız gerekir. Evet. Evet, tamam. Normal ortadan geçmesi için ne kadar uzatıyorsak yani yarıya bölme işlemi gibi o şekilde yapıyoruz. Şimdi bugünkü dersimizi burada bitirelim. Devamında diğer kalan şeyleri çizeriz. Ve oyun bitme, oyun kazanma, oyun bitme, diğer kelimenin gelmesi gibi işlemleri hallederiz. Şimdiden hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.